Nazlı Hamarat hiç de samimi değil. Hele dün Zeynep'e yaptığı hiç samimi değil demiş Can Yeşil. Evet Özlem. Bence Nazlı'nın Zeynep'e hedef almasının sebebi bir kere Zeynep yıldız alıyor. Günlük o 1.000 liralık çekleri alıyor. Hafta sonu için taç alıyor elenmemek için. Ya yani bunların hepsi Zeynep'te mevcut. Çünkü Zeynep bu tarz yarışmasında gerçekten tarzıyla orada duruyor. Spekülasyonlara da çok... Korkulacak bir isim Zeynep orada. Spekülasyonlara hiç karışmıyor. Kesinlikle korkulacak. Kavga da etmiyor. Şu ana kadar bir tane falan bir olay oldu. Şimdi o bakıyorum, kadar. Nazlı Hamarat'ın da inanılmaz pozitif bir enerjisi var aslında. Ve değişik giyiniyor. Tamam rüküş de olabilir ama hani baktığında podyumda değişik bir hava estiriyor. Ama şimdi bu özel hayata girip sürekli işte Melisa'yı didiklemek, Zeynep'i dedik demek. Bir süre sonra ben Nazlı Hamarat'tan acaba bugün kimin açığını yakaladı? Kimin ne yaptı? Acaba bunları araştırtıyor mu? Ama şöyle bir durum var. Ava giden avlanabilir de yani. Ay, aynen öyle. Biz Nazlı Hamarat'ı bilmiyoruz yani. Nazlı Hamarat'ı anlattığı kadar biliyoruz. Herkese anlattığı kadar tanıyabiliriz bu podyumda. Bir gün biri de çıkar o zaman Nazlı ile ilgili ya, konuşmak ister. Hiç hoş muhabbetler değil. Doğru. Herkes kendini anlattığı kadar ama bir noktadan sonra da kendini ne kadar anlatırsan anlat. Karşındakinin seni anlayabileceği kapasitede anlaşılırsın. O da ayrı bir konu. Ben Nazlı'yı beğeniyorum ama Nazlı'ya yegane tavsiyem. Nazlı şu dedektiflik huyunu bırak. Sen orada Sherlock Holmes değilsin. Tavrını, tarzını lütfen güzelleştir, düzelt. Evet. Biz seni şık görelim, tatlı rüküş görelim. Boş ver yani kim o konularda gezmese iyi kız aslında. Aslında iyi kız. Gerçekten çok pozitif bir enerjisi evet. var yani. Jüriden de çok fazla bu anlamda olumlu yorumlar aldı kompleksisin. Tabii. İşte, çok enerjisi yükseksin. Çok şeker. Ama şöyle kalıyorum ben şimdi. Nazlı'ya kompleksiz diyoruz. Bunları görüyorum. Demek ki kızın kompleksi var. Demek ki Zeynep'i kıskanıyor diyorum. Yok yok. Demek ki Melisa'yı kıskanıyor diyorum. Hani bunda da ikilemde kalıyorum. Sıkıntı olarak kıskanacaksa kıskansın. Kıskanması gereken insanlardan biri zaten Zeynep'ti. Ama ben senin tarzını kıskanıp buradan senin gitmeni istiyorsam Tuğçe sen dışarıda bunu yapmışsın dersem jüriyi etkileyemem ki. Aslında güçlendirmesi lazım. Bak karşımda sağlam bir rakip var. Ben de iyi olayım deyip onun üstüne gitse hem stillerini de yükseltecekler. Yıldız almaya baksınlar. Bence güzel. İyi rakiplerin, güçlü rakiplerin olması onları da yükseltir. Daha çok hırslandırır. Bence güzel bir şey. Peki. Bir telefonumuz var. Hemen alalım. Nazlı Hamarat oraya tarzın değil kendini göstermeye gelmiş. Zeynep daha tarz demiş. Bu da benim dükkandan gelen Instagram'dan. Nazlı'dan herkes rahatsız neden jüri göndermiyor çıksın demiş. Öyle çık deyince çıkılmıyor kuralları var. Nazlı Zeynep'in hakkında bir şey biliyor ve ilerleyen zamanlarda ortaya bir şey çıkaracak diye bir Ece'den gelmiş. Ve de Nazlı Zeynep'i kıskanıyor saçma sapan konularla hedef alıyor demiş. Telefonumuz var. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba ben Trabzon'dan Berrak iyi yayınlar. İsminizi alabilir miyim? Berrak. Okuyamıyorum. Ben Berrak Bayrak, Trabzon'dan. Hoş İyi geldiniz. Yayınlar. Hoş geldiniz. Çok benziyor. Çok benziyor. Ben Zeynep'i çok Buyurun dinliyoruz sizi. Mu? Alo. Buyurun duyuyoruz sizi. Merhaba, iyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, iyiyiz. Dışarıda korkunç bir kar yağışı var. Stüdyomuz sıcak, sohbetimiz sıcak. Çok seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Ayşegül'ü ayrıca çok seviyorum, çok beğeniyorum. Almila erken çıktı programdan, tarzını beğeniyordum. Yani çok erken oldu. Merhaba Ayşegül canım. Emel'i sonra mesela çok şey buluyorum yani. Böyle samimi buluyorum, Nazlı Hamarat'ı bulmuyorum. Evet. Öyle. Bu kadar. Çok heyecanlıyım bu arada. Olsun. Defalarca arayın. Programa dahil olun. Siz de bizden olun. O heyecan da kalmayacak artık. Dur ben şunu bir yetişeyim de şöyle bir telefonu alın bizi arayın. Artık alışkanlık olunca heyecan da kalmıyor. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet var mı? Nazlı'yla ilgili güzel bir tweet geldi. Şimdi Nazlı'ya da çok yüklenmeyelim. Sema demiş ki Nazlı güçlü bir kız olduğu için böyle bir tepki görüyor. Tıpkı bir zamanlar Özlem'e verilen tepki gibi demiş. Ben Nazlı'ya naçizane zaten tavsiyelerde bulundum. O sevimli yapısını meraklı ablalar gibi yapmasın yeter. Evet ikilemde kalıyoruz. Acaba Nazlı kompleksli mi, kıskanıyor mu yoksa kompleksi değil de bizim gördüğümüz gibi şeker bir pozitif bir kız mı? Evet. Bir de şöyle bir şey var. Herkes de Nazlı'nın üzerine kendini gösteriyor diye gitmesin. O yarışmada herkes bence kendini göstermek için evet. çıktı. Evet, onu ayırmayalım Nazlı'yı. Orada 100.000 lirayı hiç kimse deklare etmedi. Her
herkes kendini göstermeye çıktı. Bütün oklar lütfen Nazlı'yı göstermesin diyorum. Ama şimdi neden Nazlı'yı gösteriyor biliyor musun bütün oklar? Çünkü... Tamam Nazlı ekonomik olarak iyi olabilir ama evet, herkes iyi. Evet mesela yarışmaya neden katıldığını hani düşünüyorsun arada sıra. Çünkü o kadar çok üzerindekiler gerçekten pahalı eşyalar ki. Bir süre sonra sen de düşünüyorsun ya zaten bu 100 bin lira bitti ki 5. haftaya geldik. Nazlı zaten bunu harcadı. Acaba evet. Bu kız 100 bin lira için mi burada? Canım ona bakarsan Melisa'nın da 4 arabası hani var. Nazlı burada daha çok göze çarpıyor bana göre. Canımcığım, ben seni gibi düşünmüyorum. Nazlı Sultan da pahalı çizmeler giydi. Melisa'nın da 4 arabası var. Yani aslında onların birbirinden farkı yok. Önemli olan şu noktada. Ama şimdi mesela Nazlı bir tık önde. Farkı var. Nazlı bir tık önde. Kesinlikle. Mesela Melisa ile Nazlı'nın durumu şu an aynı ama Melisa hiçbir şekilde kendini iyi değerlendiremiyor. Nazlı aslında çok fazla çalışkan ve fazla bu yarışmayı ciddiye alıyor. Hırslı. Yani burada belki ödüle daha ihtiyacı olanlardan daha çok ciddiye ben alıyor. Ben de Melisa'da o hırsı görmedim. Aman Melis, olursa olsun almasam da olur gibi. Ben zaten Melisa'yı orada oturmasını çok doğru bulmuyorum. Yani çünkü gerçekten sinirleniyorum ona. Çünkü sen daha tersin Melisa'dan. Ben Melisa'dan. Kendine göre herkesten daha tersin. Öyle olabilir ama Melisa'dan daha tarz olduğumu düşünüyorum. Zaten Melisa'nın bazı taktikleri var. Arkadaşlarla da onu konuşuyoruz ve gülüyoruz. Melisa yani oturduğunda kuaför odasında bile saçımı yap bir şeyler ya. Olur, olmazsa olur. Yani sürekli günü kurtarma derdinde o. Ben geçen gün söylemiştim. Evet. Mesela burada jüriden kötü puan alıyor. Olsun deyip gidiyor, gülüyor. Yani bence birazcık hani... Bu yarışmayı isteyen biri bu kadar pozitif olmamalı. Evet, bu kadar yıldız alamamasına bu kadar yani sevinmemeli. Aymila yani şu mu demek oluyor? Aslında kendini orada göstermek isteyen kişi Nazlı Hamarat değil değil mi? Değil, kesinlikle değil zaten Nazlı. Ve Nazlı %80 kendi tasarımlarını giydi. Değil mi? %30'unu dolabından giydi diyebilirim Melisa yani. Melisa güvenerek çıkmıyor zaten. Doğru söylüyorsun. Biraz önce söylediğin tamam olmamış mı diyorlar. Peki tamam deyip geçiyor. Öğrenmeye ihtiyacım var diyor ama hayır şunu yapmalıydı. Yani ben bunu uygun gördüm. Sizce olmamış mı? Ama bence uymuş. Değil savunmuyor. Mi? Olmadı diyor bir de. Savunmuyor. Ama öğrenmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şimdi sen de Nazlı Hamarat %80 tarz diyorsun ama öyle hani konuşmalar geçiriyor ki o %80 tarzı da görmüyoruz biz. Başka kısmı görüyoruz ama Melisa da evet bana öyle tamam deyince, öğrenmeye geldim deyince ben diyorum sonuçta ama öğrenmeye gelen bir özlem özden vardı. Ama atladığınız bir şey var. Melisa ikinci hafta dedi ki burada ben bu oduncu gömleklerini falan giyiyordu sürekli hani hatırlıyorsunuz jüri üyelerinin önünde. Ben böyle giyiniyorum çünkü önce dolabımdakileri değerlendirmek istiyorum. En üst kademeden başlamak yerine en alt kademeden yavaş yavaş bunun için zamanı olmayabilir bilmiyor mu? Demek ki zamanının olduğunu düşünüyor. Kendine çok güveniyor. Şu an böyle yapıyor. Yarışmada ve, bunun için zamanı olmayabilir. Ona da şöyle hak veriyorum. Herkes tartışma malzemesi olarak Melisa'yı buluyor. Yani Melisa ile ilgili bir şeyle ilgili onunla bir tartışmaya çünkü girmeye reaksiyonu. Çalışıyor. Çünkü evet. Cevap veriyor. Çünkü cevap veriyor ve sert mizaçlı olduğu için kullandığı kelimeler falan tartışmayı sürdürüyor Melisa. Bunu bildikleri için ona yükleniyorlar. O da o yüzden sürekli bir bıkkınlık, of puf. Bunu ben Melisa'ya gerçekten hırs hak veriyorum. Hırs görmüyorum. Melisa'da hırs yok. Melisa'nın hırsı yok. Peki. Olsa da olur, olmasa da olur diyor. Buyurun.